Merhabalar Dede Haber izleyenleri. Bugün biz Telasemi Laboratuvarı'nda Esma Akduman'la birlikteyiz. Burada eğitimci ve evlilik öncesi eğitim veriyorsunuz. Ne anlatıyorsunuz peki burada? Şimdi evlilik öncesinde aslında 2011 yılında Mayıs ayında kuruldu aile okulumuz. O günden bugüne hizmet vermeye devam ediyor. Şimdi Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Buraya gelen evlilik öncesi tahlil yaptırmaya gelen çiftlerimize evlilik öncesinde özellikle sağlık konularında bilgilendirme yapıyoruz. Özellikle birbirleriyle olan iletişimleri hakkında evlilik öncesi tespit ettiğimiz bazı şeyler varsa psikoloğumuzla görüştürüyoruz. Evlilik sonrasında da herhangi bir sıkıntıları olursa özellikle aile içi iletişim konusunda, cinsel sağlıkları konusunda tekrar buraya gelip psikoloğumuzla ücretsiz olarak yardım destek alabiliyorlar, randevu alıp. Bu Türkiye'de bir ilk, sadece Denizli'de var bu şekilde. Bir proje olarak yürütülüyor şu anda. Yani çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Özellikle sağlık konularında hani çocukların sağlığı içinde gebelik öncesi danışmanlık olarak da yardım destek veriyoruz. Sağlıklı nesiller oluşması için hem psikolojik yönden hem de sağlık yönünden beraber yürütülmesi gerekiyor bu şekilde. Peki bu eğitimleri aldıktan sonrası oran hani yani evlilik sonrası buraya gelen hem sağlık açısından hem de psikologluk durum açısından Deniz'deki bu durum nedir? Geri dönüşümlerimiz çok güzel. Artık 10 bini geçiyor sayımız yani. Yılda 10 bin kişi buraya gelip evlilik öncesinde danışmanlık hizmeti alıyor. Evlilik sonrasında mesela aylık geçen ay görüşmemiz, psikolog görüşmemiz 45 kişi. Bunun haricinde sağlık danışmanlığı da alınıyor tabii ki. Peki bütün bunların hepsi ücretsiz oluyor değil mi burada? Yani kendileri ücretsiz kendileri başvuruyorlar. Evlilik öncesi zaten bilgi veriyoruz. Bilgileri olduğu için buraya tekrar kendileri gelip hizmet alabiliyorlar. Teşekkür ederiz efendim. Bir de burada yanımızda evlenecek olan bir çiftimiz ve buraya eğitim için gelen bir çiftimiz var. Onlara da bir merhaba diyelim. Evet, sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Merve. Ben Serdar. Peki ne zaman evleneceksiniz? Düğün hazırlıkları ne zaman? Nasıl geçiyor? Düğün hazırlıkları biraz stresi geçiyor ama bugün işte bu dersten sonra nikah tarihimizi almaya gideceğiz. Nasipse Mayıs'ın 31'inde düğünümüz var. Bu dersten sonra gidip işte nikah tarihinden nikah gününü alacağız. Onun için geldim. Erkekleri böyle ikna etmek çok zordur eğitim için. Nasıl başardınız? Valla kendi yapıyor işlemleri, ben çalışıyorum, o ilgileniyor sağ olsun, koşuyor. O zaman anlayışlı bir eş bulmuşsunuz diyelim. Buraya gelmeden önce böyle bir eğitimin olduğunu bizim haberimiz yoktu. Biz burada duyduk. Güzel de bir şey aslında yani evlilik öncesi insanların bilgilendirilmesi, insanların öğretilmesi çok güzel. Ama bunu ben eminim çoğu insanımız bilmiyor yani burada bir eğitimin verildiğini. Ya da ne bileyim daha önceden evlenip de bu tarz eğitimler görmek isteyen, psikolog destek görmek isteyen fakat bunun haberi olmayan çok fazla insan var bence. Buradan da o zaman ilgililere de seslenelim, daha fazla yayalım. Yani çünkü halkımız bu konularda özellikle Denizli çok fazlasıyla duyarlı. Evlilik dünyanın temelini oluşturan, yani burada en önemli şeyimiz bizim, en önemli kurumumuz. Çocuklar burada yetişiyorlar ve önce bunun için anneleri ve babaları yetiştirmek gerekiyor. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. O zaman buradan ilgililere tekrar seslenelim. Ne olduğunu, nasıl olduğunu, bizler elimizden geldiğince bunu yapıyoruz ama onlar da bizlere duyururlarsa, bunun için bir çalışma yaparlarsa seviniriz diyelim o zaman. Evet, peki burada neler öğrendiniz Merve Hanım? Şuradaki zaten yazıların hepsi çok dikkat çekici. Sağ olsun hanımefendi de bayağı bir bilgilendirdi. Evlilik konusunda, çocuk konusunda, korunma konusunda. Ona teşekkür ediyoruz burada. Sağ olsunlar. Peki burada bir kere mi eğitim oluyor yoksa devamlı hani arkası geliyor mu? Nasıl? Bize kalmış bir karar artık. İstersek daha sonra ister psikolog destek olsun, istersen diğer konularda her türlü desteği ücretsiz olarak verebileceklerini söyledi kendileri. Ve şunu da söylemek istiyorum. Yani mesela insanlarda var. Sadece yeni evlenirken bu desteği alabilirim. Hayır. Yani bundan 3 yıl önce evlenen, 5 yıl önce evlenen, 20 yıl önce evlenen isteyen bir kişi gelip burada her türlü desteği alabilir. Hem de bütün bunlar ücretsiz bir şekilde veriliyor burada. Peki. Teşekkür ederiz. Size ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sağ olun. Değerli
Değerli izleyenler, şimdi çiftimizle birlikte tekrar geziyoruz. Neler yapılıyor burada, bunu sizlere göstermek istiyoruz. Önce geldiler burada, eğitim aldılar. Evlilik öncesi eğitim aldılar. Sağlıkla ilgili olsun, psikologluk açısından evlilik öncesi ya da evlilik sırasında yaşanabilecek sorunları hallettiler. Şimdi kan vereceksiniz herhalde, değil mi? Doğrudur, kan vereceğiz. Peki Denizli'de, bir de çalışanlarımıza soralım burada. Denizli'de ne kadar kişi evleniyor? Yani ne kadar kişiye hizmet veriyorsunuz yaklaşık? Yıllık ortalama 12-13 bin civarında geliyor, artı bunun yanında doktor tanı amaçlı geliyor. Yani bunu çift tek eş olarak ayırırsak hani sayı düşüyor, mesela 5-6 bin çift gelebiliyor. Bunun toplamında 13-14 bin falan oluyor. Peki sadece telisemi hastalığı için mi burada şey yapıyoruz, yoksa kan aldıktan sonra her türlü şeyi buradan çıkartabiliyor muyuz? Başka bir yere gidecekler mi bununla ilgili? Hepatit BC'ye bakıyoruz, ELISA bakıyoruz, kanla bulaşan hastalıklardan. Daha sonra önlem almaları için doğum işi, evlilik öncesinde Akdeniz anemisi bakıyoruz. Akdeniz anemisi taşıyıcıları çıkarsa onları dönüyoruz. Doktor beyimiz bilgilendiriyor bu konuda. Bunları bakıyoruz. Değerli izleyenler, önce çiftimizi burada evlilikle ilgili kurslarını, bilgilerini yaptıktan sonra kan alma bölümüne geçtik. Kanımızı aldık, verdik, sonuçlar çıktı, evlendik. Peki buradan sonrasında sorun olduğunda bizim yine kapımızı çalabileceğimiz bir yer var. Yine Telesemi Laboratuvarı'nda bir psikologumuz bulunuyor. Önce sizi tanıyalım efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı aile okulunda çalışan psikolog Sefer Mavigül. Dediğiniz gibi öncelikle yeni evli çiftler özellikle olmak üzere genelde daha önce de evlenmiş olanlar bizim hedef kümemiz oluyor. Peki neler yapıyoruz diye sorarsanız eğer, şunları yapıyoruz. Ben başlıklar halinde parça parça değineyim. Diyelim ki yeni evlenmeye karar almış bir çift var ya da yeni evliler. Tam olarak evliliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Evlilikten beklentiler nelerdir? Eşlerinden beklentiler nelerdir? Eşlerin kendilerinden beklentiler nelerdir? Bu olaydan sonra mahallenin, toplumun, hatta ailenin kendisinden beklentiler nelerdir? Peki ben bu konumda ne yapmalıyım? Bu kadar meşakkatli bir konuda kendimi nasıl dengeleyebilmeliyim? Çünkü hayat gittikçe değişmekte, modernize olan hayat içerisinde geleneksel aileler de artık modern ailelere adapte olmak zorunda kalmaktadır. Örneğin kadının ev içindeki rolü değişmiş olmakta. Çocuk sorumluluğu kim alacak? Kadın mı, erkek mi? Nasıl bakacağız çocuklara? Eğitim durumlarına artık kimler ilgilenecek? Bu konular tartışırken oluşan iletişim problemleri, peki benim iletişim becerilerim yeterli mi? Bir sorunla karşılaştığımda, evlilikle ilgili bir sorun olduğunda özellikle bu, ben bununla baş edebilir miyim? Ya da sorunu görüyor mu, görmüyor mu? Sorunu çözme becerileri ve kaynakları nelerdir? Bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşadığında biz onlara diyoruz ki, ehliyetsiz kişilerle sorunuzu paylaşmaktansa gelin profesyonel bir destek alın. Nasılsa Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı olan Talisim Merkezi'nde bu destek ve hizmet size ücretsiz olarak verilmekte. Problemlerin kaynağı bireyin kendisinden kaynaklanıyorsa, yani psikiyatrik bir hastalığı var ise ya da cinsel işlev bozukluğu var ise gerekli yerlere yönlendirme yapıyoruz. Böylelikle biraz da uzman hekimlerin, uzman insanların eline vermiş oluyoruz. Problem eğer çevreden kaynaklanan bir problemse, yani mahalle baskısıysa, çocuk yapın diye baskı yapan bir aile varsa, kültürel farklılıklar varsa, algı farklılıklar varsa, bu sefer de onların uzlaşabileceği bir yol almaya, beraberce bir yol almaya başlıyoruz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa ben devam edeyim. Peki Denizli'de size gelen hastaların yani en büyük sorun ne? Denizli'deki en büyük sorun ne? Sizin tespit ettikleriniz. Denizli'de değil de bunu Türkiye bile yordayabiliriz aslında. En büyük problem iletişim problemi diyebilirim. Sorun olması kadar normal bir şey yoktur. Sorunlar hayatın gelişiminde öncü rol oynarlar. Yani bizler sorunları kişiliğimizi değerlendirmek için bakabilmeliyiz. Acaba bir sorunla karşılaşabildiğimde ben bunu çözebilecek becerilere ve yeteneklere sahip miyim? Değilsem kendimi tekrardan bir test edeyim. Çünkü sorunlar hayatın kaçınılmaz bir parçası. Stres hayatın kaçınılmaz bir parçası. Soruna, stresi kendimizi geliştirmeye dönük bir olgu olarak bakmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz içinse iletişimimizi sağlam kurabilmemiz gerekiyor. Peki iletişim nedir diye sorarsanız oradan birazcık ben tüyo vereyim, sonra devam edelim. İletişimin kendine ait kuralları vardır. Yani söyleyenin kendine ait kuralları vardır. Dinleyenin kendine ait kuralları vardır. Söyleyici kendi derdini, meramını açık ve net bir biçimde ifade etmek zorundadır. Dinleyici de sözünü kesmeden sonuna kadar onu dinlemek durumundadır. İletişimi sağlam kurabildikten sonra sorunu çözmemiş olsak bile en azından hiç olmasa motivasyonumuz artmış olabilir. Genel problemimiz bizim iletişim, iletişimsizliğin yol açtığı öfke, öfkenin yol açtığı şiddet diyebiliriz.
Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Söylediğimiz gibi evlilik öncesi ve evlilik sonrası ücretsiz olarak kendinizi uzman bir kadronun eline bırakabilmek için sizleri buraya davet ediyoruz değerli izleyenler. İyi günler, iyi şanslar.